Odak Noktası Tarih'le huzurlarınızdayız efendim. Bu akşam çok önemli bir konuyu konuşacağız. Stüdyomuzda değerli bir konuğumuz var. Tarihçi Talha Uğurluel bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz öncelikle. Şimdi biz bugün Fırat Kalkanı Operasyonu, Cerablus, Suriye konuşuyoruz ama hep vurguladığımız bir nokta var. Diyoruz ki bizim Suriye ile köklerimiz bir. Suriye'de bizim çok derin köklerimiz var. Ama bunu derken neyi ifade ettiğimizi biraz anlamaya çalışacağız. İsterseniz Suriye'nin bizim için neyi ifade ettiğini size sorarak başlayayım ve de biz hani hep İslam'la anarız Suriye'yi ama Suriye'nin İslam'dan önce de bir tarihi vardı. Nedir bu? Suriye bir kere hani hepimize klasik öğretilmiş bir şey var. Türkiye'nin sınırları en uzun olan komşu ülkesi diye anlatılır. Beni üzen konu şu. Sanıyorum biz birkaç asırdır çok büyük bir mirası unutmuşuz ya da unutturulmuşuz. Yani Balkanların ne kadar biz koktuğu, Orta Doğu'nun ne kadar bizimle alakadar olduğu bize unutturulmuş. Yani Selanik deyince bugün insanımızın aklına ne geliyor? Üsküp deyince içimizde aslında hangi hayaller oluşmalı oluşmuyor? Orta Doğu'da bir Suriye deyince ya da bir Ürdün'ün Salt'ı deyince, Halep, Hama, Humus, Busra deyince aklımıza bizim bugün niye hiçbir şey gelmiyor? Halbuki o şehirleri gezdiğimiz zaman oraların halkları, oralardaki tarihi mekanlar, izler, coğrafyalar, isimler, hatıralar o kadar bizimle alakadar ki. Onun için bugün yeni nesiller hani haritada Suriye'nin yerini göster deyince gösteremeyecek zaten yığında insanımız var, o ayrı da. Suriye deyince ya işte Orta Doğu'da bir Arap ülkesi deyip geçen de çok fazla. İşte bunun için tarihe bakmak, bunun için Suriye'nin ne kadar bizimle alakadar olduğunu, dün bizim Suriye'nin neresinde olduğumuzu çok iyi okumak icap ediyor açıkçası. Suriye'nin İslam öncesi derseniz aslında hepimizin ilkokul yıllarından itibaren adını sıklıkla duyduğu bir coğrafya gelir bizim aklımıza. Mezopotamya. Yani özellikle Fırat ve Dicle nehirlerinin işte içinden aktığı, bir kısmı Irak, bir kısmı Suriye, bir kısmı Ürdün ve Filistin topraklarını da içine alan yeryüzünün en kadim, en eski toprakları. Peygamberlerin en çok indiği, insanların en çok bir araya geldiği, nüfusların artıp artıp dört bir yana dünyaya taşmış olduğu, medeniyetlerin beşiği diyebileceğimiz bir coğrafya. Hani Sümerler, Akatlar, Asurlular, Babililer, Elamlılar dediğimiz bu ilk çağ medeniyetlerin hepsi İşte bu coğrafyada ortaya çıkmıştı. Yazı ilk kez burada kullanıldı. Tarihte bildiğimiz ilk efsaneler burada yazıldı. Burada o gün kağıt yoktu belki ama tabletlere orada döküldü. İlk ticari anlaşmalar, ilk savaşlar, ilk barışlar ve ilk barış anlaşmaları. Bunların hepsi orada oldu. Orta Doğu'da ilk ilahi dinler ve bu ilahi dinlerin devamında gelen putperestlikler. İşte Mitra'dır, Krom'dur. Erken dönem putperestlik inanışları. Hepsinin merkezi burasıdır. Yani onun için aslında bugün hani insanlar bir yere gidip işte ay Paris, ay New York işte falan diye konuşuyorlar ya, hiçbir hükmü yok. Ne New York ne Paris. Bunlar düne kadar yokken o coğrafyalarda insanlar daha taşı kullanıp da madene geçemeden öbür tarafta bile şakır şakır yazı yazıyordu. Evet. Peki Suriye ya da Orta Doğu diye adlandırılan bölgede bizim ne tür izimiz var ki biz orayı önemsiyoruz? Bize göre Suriye nedir, neresidir? Normalde İslam öncesi dönemden sonra tabii işin Romalılar boyutu var. Romalılardan sonra Hristiyan Roma boyutu var. Devamında gelen Hazreti Ömer'le beraber başlayan bir İslam fütuhatı boyutu var. Bizim Suriye'ye ilk adım atmamız Yavuz Sultan Selim döneminde oluyor. Yavuz'la beraber. Normalde hani daha Fatih bile konuşurken aklımızda hep şu vardır. Ya çok büyük topraklara sahibiz. Halbuki Fatih dönemindeki Osmanlı topraklarına baktığımızda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi Osmanlı'ya dahil değildir. Osmanlı aslında bir Balkan devletidir. Daha 1. Murat'tan itibaren Selanik fethedilmiş. Yıldırım Bayezid'le beraber Arnavutluk İşkodra'ya kadar gidilmiştir. Daha Van'a gidilmemiştir, Diyarbakır'a gidilmemiştir. Oralar Müslüman mıdır? Evet Müslümandır. Oralarda o günlerde Güneydoğu Anadolu bölgesinde hem Ramazanoğulları Beyliği hem de Memlüklü Devleti hakimdir. Doğu Anadolu'da da
önce Akkoyunlular, daha sonra da Safeviler hakimdir. Yani İran'ın etkisi vardır o coğrafyalarda. İşte Fatih Sultan Mehmet ilk kez Uzun Hasan'la Akkoyunlularla işte Otlukbeli Savaşı'nı yapıyor ve bir yere kadar, yani bugünkü Hasankeyf topraklarına kadar ele geçiriyor, ama o bölgelerde asıl fütuhatı iki büyük seferle Yavuz Sultan Selim yapacak. Yani Safevilerin belini kırdığı Çaldıran Savaşı vardır. Orada bütün bir Doğu Anadolu Osmanlı'ya katılmıştır. Evet. Yani Erzincan'dan Tebriz'e kadar. Mısır Seferi 1516-17 Mercidabık'la bütün bir Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Halep bize katılır. Yavuz devam eder. Bütün bir Filistin topraklarını alır. Ridaniye Savaşı ile de Mısır tamamıyla Osmanlı'ya katılır. Ve 1516 tarihinden itibaren artık Suriye toprakları Osmanlı toprağı olmuştur. Ortalama 400 küsür senelik bir süre Osmanlı tarafından yönetilecektir, ama yani bizim derken kastettiğimiz Osmanlı değil. Selçuklu döneminde de Suriye ve Filistin toprakları yine bizim dedelerimize ait. Yani 1071 Malazgirt mesela. Hmm. Alparslan Malazgirt'i kazanıyor. Ya aslında çok ilginçtir. Alparslan Malazgirt'e gitmeyecek aslında. 1071 Malazgirt öncesi Alparslan bütün orduyu toplamış. Ahlat'ta konuşlanmış. Yola çıkmaya hazırlanıyor. Gideceği yer Mısır toprakları. Önce Suriye'ye girecek. Suriye'den de Mısır'ı alacak. Çünkü o günlerde Kahire'den Şam'a kadar o toprakların tamamını Fatimiler yönetiyor ve bu bir Şii bir devlet. Ve tabii Şii akide üzerine acayip propagandaları var. Kahire'de El-Esser Üniversitesi'ni kurmuşlar ve o günkü Şiiliği yaymaya çalışıyor. Devletin adı Fatime, işte Fatıma Devleti. Hı hı. Orada tabii Büyük Selçuklu Devleti Ehl-i Sünnet itikadına mensup bir devlet ve çok rahatsız Alparslan Fatimilerin bu propagandalarından. Ondan dolayı da gideyim bu devleti ortadan kaldırayım diyor. O toprakları ele geçireyim diyor. Tam ordularını hazırlamış, yola çıkacak. Hadi bakalım, İstanbul'dan mektup geliyor. Mektubu gönderen Roman Diyojen. Yani Konstantinopolis'ten geliyor. Buradan gidiyor. İşte Roman Diyojen de meydan okuyor. Çok büyük ordular topladığını, Alparslan'ın üzerine geldiğini. Çünkü Büyük Selçuklu ufak ufak Anadolu'ya girmeye başlamış. Evet. Yani Türkmenler. Rahatsız yani Romalılar. Ve meydan okuyor yani. Senin başkentinde atlarımı sulayacağım diyor yani. İşte Alparslan da cevabı mektubu gönderiyor. Doğrudur diyor. Atların kesin bizim burada sulanacak. Ama sizin nerede barınacağınız, konaklayacağınızın garantisini veremem. Yani bu bizim saraylarımız değil de hapishanelerimiz olabilir diyor. Ve tabii ki Fatimi Devleti üzerine yapılacak sefer orada yarım kalıyor. Roman Diyojen'le kapışılıyor. Roman Diyojen'le savaşılıyor. Malazgirt Meydan Muharebesi kazanılıyor. Alparslan demek ki ideallerini unutmamış. Hemen kazanılır kazanılmaz oğlu Melikşah'a da Orta Doğu'ya el atmamız lazım diyor. Aynı yıl Alparslan şehit oluyor, öldürülüyor. 1072'de. Yerine oğlu Melikşah geçiyor. Hiç unutmamış babasına verdiği sözü. Hemen Melikşah babasının Anadolu'ya gönderdiği bir takım komutanlar var. İşte Artuk Bey. Mardin Harput arasına gönderilmiş. Saltuk Gazi var. Erzurum bölgesine gönderilmiş. Danışment Gazi Tokat Niksar'a. Artuk Bey o gün Anadolu'nun en güçlü beyliği. Çok da zenginler. İşte Harput Mardin arası. Ticaret yollarının geçtiği yerler. Melikşah Artuk Bey'e diyor ki Kudüs'e gitmen lazım. Çok sıkıntılı yerler. Alparslan o günlerde oraya Malazgirt sonrası komutanlarını göndermiş. Hatta o günlerde Tutuş'u gönderiyorlar. Bizzat kendi kardeşleri Tutuş. Gidiyor oraya yerleşiyor, fakat Kudüs sıkıntılı. Fatimiler Kudüs'ü yeniden almayı planlıyor. Yani Büyük Selçuklu'nun dinimizin neresinde olduğunu çok iyi anlıyoruz. Bunun üzerine kalkıyor Melikşah. Artuk Bey'e sen Kudüs'e git diyor. İşte bu ara sizinle de program öncesi kısacık konuştuk. Evet. Ben Kudüs'te yatıp kalkıyorum. Yani devamlı Ekim ayında inşallah Kudüs üzerine bir kitap çıkacak. Müjdesini buradan vereyim mi ilk kez? Verelim. Müjde şu. Yıllardır Artuk Bey'in mezarını arıyorduk. Artuk Bey'in mezarını %99 itibariyle bulduk. Kudüs sokakları orijinal yerine bulduk. Orijinal nokta yer Kudüs'te. İnşallah Kurban Bayramı'nda Kudüs'te olacağım. Ve Artuk Bey'in mezarını bulduğumuz o nokta ücra yer. Ha diyeceksin niye bulamıyorsunuz? Yani Mescid-i Aksa alanı böyle bir dikdörtgen mukaddes bir alan. Ortada Kubbetü's-Sahra ve Cuma Camisi var. O alan içerisinde zaten birkaç yüz tane minik minik kubbeli yapı, etrafını çeviren medreseler, Eyyubi Memlüklü var. Bir de o
alanın kenarlarından minik minik birbiri içine geçmiş birkaç yüz tane yine tarihi zaviye, hanka, kervansaray var, imaret var. Bunların da içlerinde birçok mezar var. Banilerin mezarları var. Yani biz önünden geçiyoruz, bakıyoruz orada bir bina var. Bir Filistin aile yaşıyor. O ev değil ki. O Eyyubilerin, Salahaddin'in torunu mesela Emir Ervah denilen bir genç. Salahaddin Eyyubi'nin torunu. Oraya bir tane zaviye yaptırmış mezarı içerisinde. Öyle bir sürü var. Şimdi hangisi Artuk Bey'in? Deli divane olduk. Ara ara. Şükürler olsun bulduk. Sonunda buldunuz. Bulduk. İlk kez Kudüs kitabında yer alacak Artuk Bey'in mezarı. Ya hatta mezarının çok yakınında kervansaray yaptırmış. Kervansarayın adı Mardinliler Hanı. Mardinliler Hanı. Yani kendi kervansarayı var orada. O şekilde. Başkenti Mardin zaten, Artuklu. Bugün bizim üniversitemiz var. Artuklu Üniversitesi, evet. Mardin'de. Yani bakıyorsunuz nereden nereye. Şimdi Mardin'e gidiyoruz. Artuk Bey'in hanımı Sitti Radviye, yani Raziye Hatun. Mardin'de kendi yaptırdı, medresede yatıyor. Hatuniye Medresesi. Kocası Kudüs'te yatıyor. Ve hadi gelin Kudüs'ün bizimle alakasının olmadığını düşünelim. Hadi Suriye'yi bizimle alakasız addedelim. Evet. Böyle bir şey mümkün değil. Şimdi biz mesela özellikle son birkaç yıldır işte Suriye'de artık iç savaş şiddetlendikten sonra bir şeyi anladık. Yani bu konuda da aslında kendimi en öne koyarak söylüyorum. Bir bilgisizliğimiz ortaya çıktı. Suriye'de sanki sadece işte Suriyeli Araplar yaşıyormuş gibi bir algı vardı toplumda. Ama bir de bakıldı ki Suriye'de Türkmenler var. Suriye'de işte Kürtler var vesaire. Farklı hem etnik hem mezhepsel hem de farklı milletlere mensup insanlar yaşıyor. Oradaki Türkmenlerin orada ne işi var diye sormaya başladı bazıları birbirine. Bu var ya. Göklenin mi herhalde bu insanlar? Saçım olsa saçlarımı yolacağım yani. Yok da Allah'tan yolamıyorum. Yani orada Türkmenler nereden geldi, ne işi var sorusu bizim bir asırlık ayıbımızdan başka bir şey değil. Biz Cumhuriyet'ten sonra nasıl oldu bilmiyorum. Birileri Lozan'da mı bize bunu empoze etti, başka bir şey mi var? Biz sırtımızı öyle bir döndük ki kendi mirasımıza. Ya bakıyorum yani İngiltere ta Brezilya kıyılarındaki o Cameron adalarına, yani o birkaç tane adaları var ya, hani Brezilya'yı koymaya çalıştı. Hı hı. Buralar bizim yani, hı hı, gözümüzün önünde. Ne dedi İngiltere Başbakanı? Savaş sebebi sayarız dedi. Yani adamlar ta bilmem neredeki adalarının hakkını arıyorlar, soruyorlar. Biz sınırımızın dibinde benimle beraber aynı duyguda, aynı düşüncede 400 küsür sene Osmanlı, belki bir 40-50 sene Selçuklu, bir 250 sene Memlüklü, toplamda 1000 seneye yakın benimle aynı çatı altında yaşamış kardeşlerimi bilmiyorum, tanımıyorum. Sonra diyor ki ya bayramda böyle sınırdan sınıra gidiyor. Niye gidiyor? Yahu niye gitmesin? Sen olsun, o sen zaten yani. O kadar bu birlik ve beraberlik destanını bozma, bize onları da bize unutturma politikasını çok iyi başarmışlar. Onu, evet, üzülüyorum. Yani bu konuda gerçekten başarılı olmuşlar. Biz işte tarihe belli noktalardan başlatırız. Sanki Suriye kurulduğundan beri, yani o coğrafyaya Allah yarattığından beri Müslümanmış gibi. Böyle bir şey yok. Suriye'nin işte dediğiniz gibi Roma geçmişi ya da Orta Doğu'nun geçmişi çok farklı, çok daha eskilere dayanıyor. Eyvallah, ama Orta Doğu'da neden bu kan hiç dinmemiş? Yani tek mesele petrol müdür? Biz son işte 100-200 senedir, 300 senedir sürekli Orta Doğu'da ve Afrika'da kan görüyoruz. Başka bir şey görmüyoruz. Orta Doğu çok zengin topraklar. Yani az önce de ifade ettiğim gibi ilk çağdan itibaren orası bir ticari yolların geçiş yeri, göç yollarının geçiş yeri. Hani şimdi bugün çok zengin, niye zengin? Petrol var. Tarihte de çok zengin çünkü ticaret oradan geçiyor. Deve kuşu tüyü yolu, baharat yolu, ipek yolu gibi birçok yol. Yani Orta Asya ile Avrupa arasında orası çok önemli bir geçiş noktası. Bir de insanlığın zuhur merkezi orası olduğu için medeniyet hep oradan fışkırmış. Hani bugün insanlar ne yapıyor? Teknolojiye özeniyor. Teknolojik ülkelere gidelim, alışveriş yapalım, oraya yakın olalım. İşte oralar daha refah içinde olduğu için acaba orada mı yaşasak gibi. İşte Orta Doğu yüzyıllar boyunca dünyanın cazibe merkezi olmuş ve herkes gelip teknolojiyi, ilimi, sanatı oradan öğrenmeye çalışmış. Sanatın da merkezi orası çünkü. Yani bugün Mısır, eski Mısır, bakıyorsunuz tıpta şurada burada ileri ama bunların hep merkezi, beslenme noktası burası. Tarım olarak da çok kıymetli. Bakıyorsunuz güneşi çok bol alan
aynı zamanda Fırat ve Dicle nehirleri arasında suyun da çok bol olduğu yerleşim merkezleri ve bundan dolayı da Babil, Elam, Asur gibi, Akat gibi tarihin ilk büyük imparatorluklarını, ilk büyük devletlerini bunlar çıkarmış. Hazreti İbrahim diyoruz mesela. Yani ilahi dinlerin babası olan peygamber. E nereli? Bakıyorsunuz oralı. Hazreti Yakup diyoruz, Hazreti Yusuf, yani onların çocukları ve torunları, o bölgede zuhur eden. Genelde ilahi dinlerin o önemli peygamberleri de hep oralarda. İşte Yunus Aleyhisselam diyoruz. Ninova, İran hemen ucunda bulunan, üç tarafı denizlerle çevrili bir yer. Orada yaşamış. Lut Aleyhisselam diyoruz. Bugünkü işte Kudüs, Filistin toprakları, yani Eriha. Evet. Baktığınız zaman yani ilahi dinler ve onun çevresinde insanları şekillendiren peygamberler de orada zuhur etmiş. Bundan dolayı medeniyetlerin beşiği ve herkesin gözü orada. Yani bugün de o topraklar yine paylaşılamıyor. Çünkü stratejik anlamda haritaya bir baktığınız zaman dünyanın tam ortası. Ve herkes planlarını, programlarını bunların üzerine yapıyor. Yani bugünün bir takım büyük devletleri kendilerine göre uydu. İşte ben tabii dünlerle uğraşan bir insan. Hani benim işim biraz ölülerle. Evet. Baktığınız zaman düne kadar 1940'lara baktığımızda işte Rusya orada kendine uydu devletler edinmiş. Amerika orada kendine uydu devletler edinmiş. Bir takım büyük güçler orada uydu devletlerle Osmanlı sonrasındaki başıboş kalmış o toplulukları yeri gelmiş mandayla, yeri gelmiş farklı himaye yöntemleriyle el altında tutmaya çalışmışlar. Ama tabii o topraklar en büyük huzuru özellikle Hazreti Ömer dönemiyle başlayan o Hulefai Raşid'in döneminde ve devamında da Osmanlı döneminde çok büyük bir huzur içinde aslında refah içinde yaşamışlar. Evet, yani şimdi biz bugün işte Suriye özelinde Orta Doğu'yu konuşacağız dedik. Ama Orta Doğu hani öyle bir diyorlar yani dipsiz kuyu falan filan de hiç öyle değil. Orta Doğu dipsiz kuyu ama tarihi zenginliği anlamında dipsiz kuyu. Böyle baktığınız zaman çok farklı bir şey çıkıyor ortaya. Hazreti Ömer'in Kudüs'ü fethi den mesela biraz bahsedelim. Yani nasıl bir fetihtir bu ki hiç kan dökülmeden, değil mi? Yani gittiği zaman siz daha iyi anlatırsınız tabii. Estağfurullah. Hazreti Ömer'i Kudüs'e getirirken aslında Orta Doğu'nun tamamıyla Hazreti Ömer döneminde fethedildiğini de vurgulamak lazım. 634 Hazreti Ebu Bekir'in vefat tarihi. Tam 10 senelik bir hükümdarlığı, halifeliği, yöneticiliği var Hazreti Ömer'in. O 634-644 yılları öyle bir özel dönemdir ki bence Hazreti Ömer dönemi üzerine yani onlarca doktora, doçentlik tezi hazırlansa azdır. Yani o dönemi biz çok iyi bilmeliyiz. O 10 yılda olan fütuhat tarihinde bir daha olmamıştır. Çünkü o dönemde baştaki lider gerçek bir liderdir. O liderin altındaki ekip daha Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı 2 sene öncesine kadar görmüş, müşahede etmiş olan sahabeler topluluğudur. İnançla öyle bir gerilmişlerdir ki çok kısa bir süre içerisinde, bakın 10 yılın sonunda demiyorum. Hazreti Ömer başa geçtikten 3 sene sonra bir tarafta Roma İmparatorluğu'nun, öbür tarafta da Sasani Devleti'nin beli kırılmıştır. Sasani zaten yok edilmiştir. Sasani'ye işte iki büyük savaş yapıyorlar. Bu iki büyük savaşta Sasani Devleti ortadan kaldırılıyor. Kadisiye ve Nihamend harpleriyle. Tabi Sasani demek bir anda Irak ve İran toprakları demek. Evet. Oraları alıyor Hazreti Ömer orduları. Öbür tarafta Heraklius'un başında bulunduğu Doğu Roma İmparatorluğu. Üç büyük harp yapılıyor. Bir tanesi Ecnadin, ikincisi Fehil, üçüncüsü de Yermük Harbi. Hatta Yermük için Heraklius İstanbul'dan çıkıyor. Kafkaslardan falan o kadar büyük bir ordu topluyor ki. Halbuki İslam orduları Hazreti Ömer'in komutanları Ebu Ubeyde bin Cerrah, Şurahbi bin Hasene, Halid bin Velid, bakıyorsunuz Amr İbni As, müthiş adamlar. Muaz bin Cebel ve bunların her biri bir ordunun başındalar. Ordu komutanları yani mesela. Ve o dönemde bir giriyorlar Mısır, Suriye, Ürdün, bütün bir Filistin. Yani Hazreti Ömer 634'te başa geçiyor. 636'da 2 sene sonra Kudüs toprakları tamamıyla Müslümanların eline geçiyor. Kudüs'e giremiyorlar ama. Çünkü Kudüs surlarla çevrili. İçeridekiler devam ediyor. Hazreti Ömer diyor ki kutsal bir şehir zorlamayalım diyor. Kapılarını kendileri açacaktır. Tam 2 sene bekliyorlar kapılarını açmasını. Hatta Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri komutasındaki İslam orduları bizim bugünkü Türkiye topraklarımıza giriyor. Çorum, Erzurum'a kadar ilerliyorlar. Ama Heraklius'un Yermük Savaşı için çok büyük ordularla geldiğini görünce Hazreti Ömer'e tabii devamlı rapor gidiyor. Hazreti Ömer diyor ki bilmediğiniz topraklarda karşılamayın düşmanı diyor.
geri çekilin. Onları şeyde karşılayalım. Bildiğimiz topraklar, bildikleri topraklar daha önce fethettikleri Suriye toprakları. İşte Yermük Harbi, eskiden Suriye ile aramız iyiyken, bu sıkıntılar yokken ben her hafta gittiğim oluyordu oralara. Evet. İşte bazen Antep'e uçakla inip oradan otobüsle devam ediyorduk. Hı hı. Bazen direkt Şam'a iniyorduk. Siz konuşurken sizin çektiğiniz fotoğrafları da arkadaşlar çeviriyorlar ama değil mi? Bunları hani tek tek değil, tek parça halinde yapmışlar. Şöyle yapalım isterseniz. Hı hı. Birazdan mesela Şam'ı bir ele alalım. Hı hı. Şam üzerinden konuşalım. Evet. Mesela Salahaddin Eyyubi, bakın şu gördüğünüz Ömer bin Abdülaziz Hazretleri. Bunların üzerinden de gidebiliriz birazdan. Tabii, tabii. Mesela Şam, Halep, Hama, Humus konuşulabilir. Şöyle ki madem öyle Halep'ten başlayalım isterseniz. Hı hı. Çünkü neden Halep'ten başlıyorum? Şimdi Fırat Kalkanı harekatı nedeniyle biz Halep'ten çok bahsediyoruz. Özellikle Suriye'deki bu işte iç savaşta Halep kilit noktada. Evet. Halep'in bizim açımızdan, bizim önemsememizin nedeni ne Halep'in? Bir kere Halep öncelikli olarak Osmanlı'nın çok yatırım yaptığı, bize ait izlerin en fazla olduğu şehir. Ha bu arada şunu da söyleyeyim, biliyorsunuz bu hafta özel bir hafta, Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatının 450. yılını idrak ediyoruz. Evet, Allah rahmet eylesin. Şöyle ben sizin kitaplarınızı da izleyicilerimize göstereyim. Kanuni'nin Akıl Oyunları ve Dünyaya Hükmeden Sultan Kanuni diye Talha Uğurluel'in kitaplarını şöyle sizlerle paylaşayım. Mutlaka okuyunuz. Biz de okuyoruz. Her okuduğumuzda farklı bir şey çıkıyor karşımıza. Farklı bir detay çıkıyor karşımıza. Şöyle koyayım. Bu arada siz de devam edin. Kanuni Sultan Süleyman'ın en sevdiği şehirlerden biridir Halep. Ömrünün 3 yazını Halep'te geçirmiştir. 3 İran seferi vardır ve bu 3 İran seferinde de ordu Kanuni ile beraber öncelikli olarak kalkar Halep'e gider. Halep'te orada bir 3 ayını 4 ayını Kanuni orada geçirir. Ondan sonra da oradan tabii Tebriz'e geçer, oradan Bağdat'a geçer falan, böyle İran'la savaşır, kapışır ya da kapışamaz. İran zaten hiçbir zaman çıkmadı ki Sultan Süleyman'ın önüne. Oradan geri dönerler. Mesela muhteşem kareler. Burası Şam. Emeviye Camii'nin minaresinden çektiğim burası bir Emeviye fotoğraf Camii, mesela bakın. Bunları hep siz çektiniz tabii. Evet, sizin bütün fotoğraflar. Benim kendi fotoğraflarım. Şu Kudüs kitabınızda da o fotoğrafları çok merak evet, ediyorum. Olacak inşallah. İşte Kurban Bayramı'nda son bir kere daha gidiyorum kitap hı-hı, öncesi Kudüs'e. Tek tek. Yani orada gözden kaçan birçok detay, neler varsa onları da çekip yani orayı bitirmemiz icap ediyor açıkçası. Çok önemli. Evet. Mesela az önceki kareye dönebiliyor mu arkadaşlar böyle? Yani bir önceki bir sonraki gibi yapabiliyorlar mı? Dönebiliyor bu kareler musunuz? Bir hayli evet, hızlı gidiyor çünkü. Birazdan ayarlayacağız onu. Biz konuşmaya evet, devam edelim. Çok iyi. Şöyle ki Halep Kanuni'nin en sevdiği şehirlerden bir tanesi. Belki de en sevdiği de diyebiliriz belki, değil mi? Yani Halep Sultan Süleyman için hep bir üs olmuş. Bizzat kendisi ifade etmiş. Ben bu şehri çok seviyorum diye. Abdüsselam Uluçam benim üniversiteden sanat tarihinden hocamız, profesörümüz. Şu an Batman Üniversitesi'nde rektör. Kendisiyle birkaç sene evvelki son görüşmemde Batman'da ziyaret etmiştim. Çok ilginç, bana şunu söyledi. Talha'cığım dedi, Halep envanteri çıkardık biz dedi. Geçtiğimiz yıllarda Halep. Daha önce de hocam Bağdat'a gitmişti. Hı hı. Bu sıkıntılar olmadan evvel. İyi ki yapmışlar. Şimdi Bağdat'ta evet, tabii çok zor o işi yapmak. Bağdat envanteri çıkarmışlardı. Halep envanteri çıkarmaya gittik. Tahminimiz 3000 civarında bize ait eser buluruz diyorduk. 30.000 civarında eser tescil ettik dedi. 30.000 Allah aşkına. Bu nasıl bir rakam? Bize ait o kadar çok eser var yani Halep'te. O kadar fazla. Ve bugün biz kalkıp ya Halep bir Türk şehridir desek başta bizim kendi insanımızdan bile dalga geçen olur. Ya o sizde yani diye. Ya Halep bizimdir. 30 bin diyorum yani. 3 tane 5 tane değil. Bugün gidiyorsun İspanya'nın şehirlerine gittiğiniz zaman ve o şehirlerde bazı mahalleler var. İsrail kendi lobi faaliyetiyle özel böyle spotlar yapmış. Gece yürürken o mahallelerde bayraklarındaki o Siyon yıldızları böyle yerde sokaklara, kaldırımlara düşüyor. Bu ne demek? Orası zamanında Yahudi mahallesi. Ne zaman? 600 sene önce. 1492'de Hristiyanlar onları kovana kadar. Adam onu unutmuyor ve unutturmuyor. Gündüz de o ışıklar gözükmeyecek. Yerlere böyle metalden şeyler çakmışlar. Özel harfler çakmışlar. Onlar duruyor orada ve adam orası Yahudi mahallesidir diye bunları tek 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 gösteriyor. Evet. Yani ben
niye Suriye'deki, Halep'teki kendi izlerimi gösteremiyorum? Mesela örnek vereyim. Elazığ. Elazığ, Sultan Abdülaziz'in kurduğu şehir. El Aziz. Elazığ'ın yukarısında eski Elazığ vardır. Yani Harput. Çıktığınız zaman oraya, o ya aşağıdaki yeni şehri gören eski şehrin uçurumunda elinde böyle kılıcıyla atın şaha kaldırmış bir anıt heykel vardır. Balak Gazi, Belek Bey. Kimdir bu zat? Artuk Bey'in torunudur. Az önce bahsettiğimiz, evet, kabri Suriye'de, Kudüs'te olan Artuk Bey'in torunu. Harput'u fetheden adamdır. Yıl 1112. Ve Balak Gazi, Belek Bey başkenti normalde Palu'dur. Evlenmiş, Palu Kalesi'nde hanımıyla düğünü Palu Kalesi'nde yapılmıştır. Harput'u fethetmiştir. O günlerde Haçlı seferleri başlamış. Haçlılar Urfa'yı, Antakya'yı ve Kudüs'ü işgal etmiştir. Ve Urfa Kralı Joselin'le savaşmıştır, yenmiştir. Antakya Kralı Raymond'la savaşmış, yenmiştir. Kudüs Kralı Bohemond'la savaşmış, yenmiş, esir etmiş. Harput Kalesi'ni hapsetmiştir. Ve Balak Gazi Kudüs'ü fethetmek için yola çıkmıştır. Yola çıkar. Tabi o günkü Suriye topraklarını fethede de inecek aşağıya. Bak 1112 yılı diyorum. Salahaddin Eyyubi Kudüs'ü ne zaman fethetti? 1187. Biz 1112'deyiz daha. Evet. Salahaddin Eyyubi doğmamış. Membiç Kalesi'ni kuşatır. Bu ara en çok konuştuğumuz, adını duyduğumuz şehirlerden Membiç. Evet. Kaleyi kuşatır. Orayı alacak, sonra aşağı inecek mesela, bir başkası, bir başkası ve Kudüs alacak. Membiç Kale kuşatmasında kalbine bir ok saplanır, şehit düşer. Ve getirirler Balak Gazi'yi Halep'e defnederler. Harput Fatih'imiz bugün Halep'te yatıyor. Hatta ben geçen Mart mıydı, Şubat mıydı, Palu'ya gittim. Konferansım vardı benim. Palu Belediye Başkanı sağ olsun çok güzel ağırladı. Gezdik, dolaştık. Balak Gazi'nin bol bol kulağını çınlattık, rahmetli andık. Ben dedim ki, ya dedim, siz burada sınır olarak şeye çok yakınsanız, Halep'e. Gidip geliyor muydunuz? Gitmez miyiz hocam? Bizim gençliğimiz hep Halep'te, yani gidip geliyorduk sık, evet, sık, sınır ticareti şu bu. Dedim, ben dedim o sıkıntının olmadığı yıllarda, o son dönem çok sık Suriye'ye gittim. Halep'te Balak Gazi'nin mezarını çok aradım, bulamadım dedim. Siz daha önceki yıllar, mesela 70'ler, 80'ler, çünkü ben 2000'lerde gittim, evet, yoğun olarak Suriye'ye. Biliyor musunuz? Ya dedi, tabii Palulu biri olarak dedi, Balak Gazi Palu'da evlendiği ve orası onun eski başkenti olduğu için meraklıydım. Halep'te yolun ortasında Balak Gazi'nin mezarı vardı dedi. Gençtim o zaman dedi. Sonraki gittiğim yıllarda o mezarı bulamadım. Dedim ne oldu? İşte yolu genişletiyorlardı, kaldırdılar dediler bana dedi. Ama yeni yerini hiçbir zaman öğrenemedim dedi mesela. O hep benim için de ukde olarak kaldı. Yani kaldırdılar, ne yaptılar? Hafız Esad dönemi. Yok mu edildi? Cenazesi yani üstünden bir yere işte kaldırıldı. Yol geçidi komple mi kaldırıldı? Komple mi kaldırıldı? Evet. Hadi bakın. Ya bunları bizim sormamız icap ediyordu. Yani arkasını aramalıydık. Aynen. Yani biz arkasını aramayınca, bir asırdır unutunca, bugün çok rahat birileri kalkıyor. Ah, Suriye'de Türkmenler mi varmış? Türkmenlerin ne işi var orada? Ya da, ne zaman geldiler oraya? Ya da bizim Suriye'de ne işimiz var? Daha beteri var. Oradaki Türkmenlerin yeni gittiğini falan sananlar var. Pardon. Neyse, o kadarına da girmeyelim. Yani sonuçta programı da başka bir yere çekmeyelim. Şimdi Halep dedik, Şam. Yani şimdi Şam Halep'ten daha az önemli değil tabii ki. Şam'ın da ayrı bir önemi var. Nedir önemi peki? Yani biz Şam dediğimiz zaman ne anlamamız lazım? Mesela Şam-ı Şerif diye sizin çektiğiniz yine, evet, fotoğraflardan. Ama tabii bütün bu kötü olaylar yaşanmadan önce çekildi, evet, değil mi bu? Bu fotoğraflar ne zaman çekildi? 2000 yani 2000'li yılların başında çekildi, evet, fotoğraflar. Mesela bu benim Şam Emeviye Camii'nin minaresinden çektiğim. Şimdi Şam'ın da nasıl bugün İstanbul'un bir Sultanahmet'i, Suriçi, evet, İstanbul'u var. Bir de tabii Beylikdüzü'ne kadar giden bir yeni İstanbul var. Florya'sı, şu subus bahçeli evleri. Bu işte eski Şam. Sokak araları, şu kubbeler. Ya mesela tek tek şu kubbelerde kimlerin yattığını uzun uzun anlatabiliriz. Biz, aynen, Şam diyoruz. Bütün bir dünya buna Dımaşk ya da Damaskus diyor buraya. Dımaşk, Damaskus. Yani baktığımız zaman Araplar Dımaşk der. Avrupalılar Damaskus der. Biz Şam-ı Şerif deriz. Çünkü şerefli Şam demek. Bu kadar kıymetli. Aslında bir eyalet ismidir. Yakın zamana kadar Antep bile Osmanlı'da mesela o bölgelere, Halep'e bağlıymış mesela.
bu anlamda çok kıymetli bir yerdir. Hı-hı. Mesela kaleler böyle yavaş yavaş devam ederse. Devam ettirelim arkadaşlar. Şam'dan mesela Emeviye Camii'ni bir görelim mesela biz. İlerleyelim. Emeviye Camii ilerleyelim bizim için önemlidir. Evet. Sonra bu sokak aralarında bakın mesela bu Şam Emeviye Camii. Hazreti Ömer Şam'ı fetheden kişidir. Şam fethedildiğinde normalde bu gördüğünüz devasa Emevi döneminde yapılmış Emeviye Camii'nin olduğu yerde bir kısmında bir kilise var. Hazreti Ömer bu kilisenin yan tarafına küçük bir cami konduruyor. Ama Emeviler döneminde artık cami Emevilerin başkenti oluyor. İşte Hazreti Muaviye ile beraber başlayıp devam eden bir Emevi saltanatı var. Öyle olunca cami yetmez oluyor. Onu bir saltanat camisi yapıp büyütmek istiyorlar. Yanında kilise var. Ne yapacağız? Ve deniliyor ki kiliseyi satın alalım. Halbuki hakim güç benim. Burayı cebri almışım. Yani kuşatarak almışım. İstersem hepsini yıkarım. Ama işte Müslümanların ne kadar bu konuda hoşgörülü olduğunu görüyoruz. Diyorlar ki kilisenizi bize verin. Onlar da karşılığında diyorlar ki birkaç şartlara. Bir, bizim vaftiz kuyularımızı ellemeyin. Bakın orada vaftiz kuyusu var. Görüyor musunuz? Hristiyan turistler gelmişler başlarını örtüp orada ziyaret ediyorlar. Ondan sonra başka Hazreti Yahya'nın mezarı var bizim kilisemizde. Ellemeyin. Hı hı. Biz zaten dünden razıyız. Hazreti Yahya'yı biz de seviyoruz. Aynen. Yahya peygamber. Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Biz bu ismi ondan önce hiç kimseye vermemiştik diye. İlerleyelim mesela. Yahya aleyhisselamın kabri şu arkamızdaki kubbeli yapı zaten. Evet. Birazdan yaklaşıp onu yakından da görebiliriz. Devam edelim. Mesela daha sonra işte Yahya aleyhisselamdan başka Hızır aleyhisselam makamları var burada. Hı hı. En erken dönem bildiğimiz peygamberlerden Hud aleyhisselam makamları var. Hepsi buralara zamanında gelmiş, buralarda yaşamışlar ve burada iz bırakmışlar. Müslümanlar da o izleri kurmuş ve cami olarak daha sonra kilise arazisi alınıyor, cami iki kat büyütülüyor ve bugünkü Şam Emeviye Camii ortaya çıkmış oluyor. Evet, yani biz bugün işte Şam, Halep, Suriye, Orta Doğu böyle kolay çıkıyor ağızdan kelime olarak ama bir Şam dediğiniz zaman 1000 sene, 2000 sene, 3000 sene atıyorsunuz. Orta Doğu dediğiniz zaman işte az önce anlattınız. Yine 1000 sene, 2000 sene, 3000 sene atıyorsunuz geriye. Yani bunu anlayabilmek zaten, bunu idrak edebilmek bizim için önemli. İnşallah biz de bu vesileyle hani buna aracılık ederiz. Tabii biz şimdi Orta Doğu'dan bahsediyoruz. Afrika'da yine aynı şekilde ben şeye çok şaşırmıştım. Lozan Anlaşması'nda Sudan'dan bahsedilir. Sudan, Osmanlı'nın Sudan üzerindeki haklarından bahsedilir. Ondan vazgeçeceği falan. Allah Allah dedim. Bakın, Sudan ne alaka Osmanlı'yla? Şu haklardan vazgeçme deyince benim içim yanıyor. Aynen. Geçtiğimiz kış 10 günlüğüne Kudüs'e gittim. Kudüs Başkonsolosumuzla beraber oturuyoruz. TİKA'nın müdürü var sağ olsun. Böyle muhabbet halindeyiz. Oradaki bazı cümleler yüreğimi yaktı. Talha Bey dedi. Bugün burada Kudüs'te birçok devletin, milletin, insanın, unsurun eseri var. Yani hiç alakası olmayan Hindistan'ın bile burada arazileri var, binaları var. Türkiye olarak bizim ne bir karış tapulu arazimiz, bize ait Türkiye, ne de bir karış toprağımız ya da bir binamız, dairemiz, iki oda bir salon dairemiz bile yok Kudüs'te. Tam 400 sene kaldık biz burada. Neden yok? Çünkü Lozan Barış Anlaşması'nda biz Osmanlı toprağı olan, o az önce bahsettiğiniz Afrika toprakları Sudan dahil, Kudüs başta olmak üzere bütün topraklardan. Yahu sen oradaki vakıf arazilerinden vazgeçemezsin. Senin böyle bir vazgeçmeye hakkın yok. Çünkü o vakfı bundan 300-400 sene evvel senin içinden, senin dedelerinden biri cebindeki parayı çıkarmış. Orada yer satın almış bir bina, oradan bir arazi satın almış. Arazinin gelirini o binaya vakfetmiş. Bu binada yemek pişip dağıtılacak demiş. Sen 400 sene sonra kalkıp hayırsız bir torun olarak ben haklarımdan vazgeçiyorum diyemezsin. Öbür tarafta çok özür dilerim, insanın suratına tükürürler. Bu sadece en basiti. Daha başka şeyler de olur tabii neler ki. Var, yani düşünün, orada bir yığın kilise vakfı var, Hristiyan vakıfları. Çatır çatır işlemeye devam ediyor. Hem de Osmanlı kanunlarıyla devam ediyor. Fakat Osmanlı vakıfların hepsi derbeder. Osmanlı beraber Memlüklü Eyyubi vakıfları da sahipsiz. Sahipsiz olduğu için de davulcuya zurnacıya. Yani kapının elinde kalmış. Gidiyorsunuz koskoca Osmanlı Mevlevi hanesi Kudüs'te. İçinde 4 tane aile yaşıyor. Gidiyorsunuz orada bir tane Şazeli tekkesi, Nakşi tekkesi. İçinde 2-3 tane aile yaşıyor. Şok oluyorsunuz. Ya bu tekke türbeye giriyor. Türbe oradaki yandaki apartmanın eşya deposu olmuş. Sandukalar duruyor. Bunu kim yapıyor? Yapanlar Müslümanlar.
Ama İnanılmaz. Gariban insanlar ortada kalmış. Bir cahillikleri var, iki garibanlıkları var. Yani fakirlik ve cehalet. İslam dünyası zaten niye ayağa kalkamıyor? Bundan dolayı ayağa kalkamıyor. Evet, şimdi tabii ben de Kudüs'e gittiğimde daha iyi anlama fırsatı buldum. Yani Allah her isteyene nasip etsin gitmeyi, hani çağrılmayı daha doğrusu. Buradan atıp tutmak, vay efendim Filistinliler işte İsrail'e vatanlarını sattı demek kolay. Tabii ki. Bu söylemin arkasına gizlenmek kolay. Hiç de öyle değil. Soru çok basit. Şu anda mevcut oturduğunuz eve işte 100 bin lira ediyorsa, 200 bin lira ediyorsa arazisi, ben 10 milyon versem bana satar mısınız, satmaz mısınız? Şey bu. Bir de şunu söyleyelim. Bugün yani İsrail'in bu topraklarının %1'idir belki parayla satın alınan. Evet. %1'idir yani. Yani o iş o kadar kolay değil. Böyle öyle bir satın aldım, sattım, aldım burada gibi bir şey değil. Burada mevzu şu. Başka biz bir şey yani. Mirasımıza sahip çıkamamışız. Biz kendi çocuklarımıza, torunlarımıza bile yitirdiğimiz mirası anlatmamışız. Anlatmadığımız için de bugün Ürdün deyince kimsenin aklına bir şey gelmiyor. Ya kafada bir şey oluşmuyor yani. Sanki Ürdün diye bir topluluk, halk Hazreti Adem'den beri varmış gibi. Yok ki. Yani bir Ürdünlüyü karşınıza otursanız, bir Suriyeli'yi desek ki senin devletin ne zaman kuruldu? Vallahi işte 1945'e 50'ye kadar biz mandaymışız Fransızların elinde. 1950'lerden sonra kuruldu işte Suriye devleti. Ondan önce neydiniz? İşte Fransızların mandasıydık. Ondan önce neydiniz? 400 sene Osmanlıydık. Ondan önce neydiniz? 250 sene Memlüklüydük. Ondan önce 150 sene Eyyubiydik. Ondan önce Abbasiydik, Emeviydik. Sonra Roma'ydık. Bak yani Suriyeli diye ben bugün ben Türk'üm dediğim zaman 2000 yıllık Orta Asya Anadolu'ya aynı isimle, aynı ismin çevresinde dolanmış, şekillenmiş devlet ve medeniyetlerle bunları sayabiliyorum. Ama Suriye'deki bir insan ya da Ürdün'deki bir insan bunu sayamıyor, böyle bir şey diyemiyor yani. Biz Ürdünler olarak işte 5000, 10000 yıldır böyleydik diye bir şey yok. Yani elbette olsun, olabilir. Böyle bir kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama bu eski miras da reddedilmeli ve bunun ben de farkında olmalıyım. Bunu aynı şekilde o gün onlar da bilmeli yani. Evet. Şimdi tabii biz Lozan'ı konuşuyoruz. Sykes-Picot'tan çok bahsediliyor. Resmen bir hançer gibi ellerinde cetvelle Orta Doğu diye bir coğrafya çizmişler adamlar. Yani biz şimdi 100 sene önceki hesabını tabii bugün görme değil niyetimiz artık. Yani olan olmuş diyebiliriz. Bu saatten sonra ne yaparız? Buna bakmak lazım ama biz şimdi hani Türkiye'nin attığı adımları bazı noktalarda sesini yükseltmesinin nedenini anlamaya çalışıyorum ben. Neden işte Suriye deyince sesimiz yükseliyor? Neden İslam coğrafyası dediğimiz zaman sesimiz yükseliyor? Yani mesela bir Filistin nasıl kopartılmış bizden? Biraz bunu da konuşmak lazım. Tabii. İsterseniz önce Filistin'in nasıl kazanıldığını, sonra nasıl koparıldığını anlatayım. Tabii ki. Arkadaşlar bana şu 22 sonra 23 o numaralara bir gelelim. Tamam, 22 ve 23'üncü evet. Siz ayarlayın biz konuşurken. Şimdi o topraklar gerçekten bizim böyle kanımızla, dişimizle, tırnağımızla almaya çalıştığımız açıkçası çok özel yerler. Büyük Selçuklu'dan bahsetmiştik. Büyük Selçuklu'nun elinden o toprakların çıkışı. O günlerde Haçlı Seferleri başlıyor ve Haçlı Seferlerinde Urfa'yı kaybediyoruz, Antakya'yı kaybediyoruz, Kudüs'ü kaybediyoruz. İşte Büyük Selçuklu parçalanma sürecine girmiş. Anadolu Selçuklu kurulmuş ama sadece Anadolu topraklarında kurulmuş. O gün Orta Doğu derbeder ve Orta Doğu'yu derleyip toplamaya çalışan bir adam var. Evet. Nurettin Zengi. Babası İmadüddin Zengi ile beraber. Bakın. Az önceki kareydi arkadaşlar. İstediğim bir 22. Önceki, bir önceki, kare. Bir önceki kareydi. İstediğim şey. Nurettin Zengi, kendisi babası İmadüddin Zengi ile beraber Büyük Selçuklu komutanlarıdır bu insanlar. Ve yerel birer yöneticidir aynı zamanda baktığımızda. Ve tabii o topraklarda odaklanıyorlar. Babası İmadüddin Urfa'yı kurtarıyor Haçlılardan. Daha sonra Haçlılar tarafından suikasta uğruyor ve şehit ediliyor. Yerine Nurettin Zengi geçiyor. Nurettin Zengi Halep'i kurtarıyor. Şam'ı kurtarıyor. O bölgenin genelini kurtarıyor. Kudüs'ü kurtarmayı çok istiyor. Ama kurtaramadan vefat ediyor. Hatta Salahaddin Eyyubi Şirkuh'la beraber Mısır'a gönderip Fatimilerden Mısır'ı da kurtarıyor. Böyle bir adamdır Nurettin Zengi. Hı hı. Ve onunla beraber o bölgelerin kurtarıldığını, hatta uzaktan Mekke, Medine'ye bile müdahale edildiğini biliyoruz. Onunla başlayan bir kurtarma süreci var. Oğlum Salahaddin diyor, ben bir minber yaptırıyorum diyor. Meşhurdur o minber. Yani benim yaptırdığım o minberi
Eğer ben Kudüs'ü alamazsam benim yerime oraya siz koyun. Evet. Bu gördüğümüz eser budur. Suriye gittiğimiz zaman Şam'ı gezeceğiz. Şimdi bir gün Şam'ı geziyorduk. Bir gün Halep'i, bir gün Humus'u. Böyle birer gün ayırıyorduk biz bu şehirlere. Şam'a gittiğimiz gün sabahleyin grubumla böyle yürüyerek Emeviye Camii'ne giderken bizim ilk durağımız önce burası olurdu. Ben Emeviye'ye götürmeden grubu buraya götürürdüm. İki tane piramidal konik külah görüyoruz. Bakın. Evet. Bunlardan şu sol üstte yüksekte duran Nureddin Zengin'in türbesidir. Sağ altta duransa Nureddin Zengin'in yaptığı medresenin ana dershane binasıdır. Evet. Hatta bu fotoğrafta gözükmüyor. Sağ kenarda dev tıp medresesi yani tıp fakültesi yanında da hastanesi, şifahanesi vardır. Buraya Suriyeliler Nuriye Medresesi derler. Nureddin Zengin'den dolayı meşhur Nuriye Medresesi. Evet. İşte gideriz grupla orada türbedarı falan vardır. Ben bazen böyle sorarım. Kim yatıyor burada? Etrak der adam. Etrak. Türk yani. Burada bir Türk yatıyor der adam. Ondan sonra gireriz. Ama hiç unutmuyorum son dönemde birkaç defa gidişimde resmen bu olayların ayak sesini hissettik. Biz gittiğimizde açıkken hemen türbeyi kilitleyip böyle kapattıklarını biliyorum ben. Evet. Türkiye'den Türk grup gelmiş görmesin burayı. Yani böyle bir rahatsızlık, bir sıkıntıyı da hissettiğimi hatırlıyorum yani o günlerden. Evet. Bir tepki demek ki bir ırkçılık, farklı bir anlayış demek ki orada yükselmeye başlamış. Tabii daha sonra Salahaddin Eyyubi Nurettin Zengin'in vefatı sonrasında Kudüs'ü fethedecektir. Evet. Orayı alacak ve oraların hızlı bir şekilde tabii sonra Memlükler gelecek. Haçlılardan temizlenme süreci başlayacak. Osmanlı ile beraber de 4 asırlık bir huzur dönemi başlayacak. Evet yani o 4 asırlık huzurdan sonra da öyle bir huzursuzluk oldu ki şu anda belki de işte biz içinde yaşıyoruz bu dönemin en yüksek. Hani oralara bakınca gerçekten Orta Doğu coğrafyası diye bize işte anlattıkları coğrafyaya bakınca aslında oralar tabii ki bir Osmanlı bakiyesi. Bizden ayrı değil. Yani biz bugün Kerkük türküsü çok şey anlatır bilene. Onu dinlediğimiz zaman ne hissetmemiz gerektiğini anlamaya çalışırsak hani biraz şey bir cümle oldu ama belki birçok sorunu aşarız. Şimdi kısa bir ara verelim. İzleyicilerimiz çaylarını kahvelerini bir tazelesinler. Biz de çaylarımızı kahvelerimizi alalım. İkinci bölümde biraz daha derine ineceğiz. Odak noktamızı biraz da kutsal topraklara çevireceğiz sevgili seyirciler. Kısa bir ara. Tarihçi Talha Uğurlu Elle programımıza devam ediyoruz. Şimdi Suriye'yi konuşuyoruz. Belki televizyonlarını yeni açan izleyicilerimiz vardır. Suriye'nin tarihini, bu bağlamda Orta Doğu'nun tarihini konuşuyoruz. Orta Doğu bize ne kadar yakın ve ne kadar uzaklaştırılmaya çalışılmış? Bundan bahsettik ilk bölümde ama Suriye dediğimiz zaman her bir işte bölgesi bizim için farklı, çok derin anlamlar içeriyor. Halep'ten bahsetmeye biraz daha devam edelim isterseniz hocam. Evet. Bu arada arkadaşlar da o Halep'in fotoğraflarını getirsinler. Onların üzerine konuşalım. Bir sonrakinden devam edelim Erol. Evet. Halep bizim için neyi ifade ediyor demiştik ilk bölümde. Kanuni Sultan Süleyman'ın en sevdiği şehir olduğu ortaya çıktı. Başka nelerden bahsedebiliriz? Valla bir kere Halep deyince benim aklıma önce şehrin tam orta göbeğindeki kale geliyor. Evet. Halep Kalesi geliyor. Evet. Bir önceki kalede vardı o. Halep bir Kalesi kale gözüküyordu. Bu. Bakın evet bu. Bu kale eski gravürlerde, minyatürlerde, her yerde şehrin tam orta. Aslında şehir ilk kurulduğunda buranın içine kuruldu zaten. Yani buranın içiydi şehir. Ama tabii nüfus arttıkça insanlar sonra etrafa yayılıp şehir büyüyor. Ortada kale sanki sadece bir askeri karakolmuş gibi kalıyor normalde. Bu gördüğünüz kaleye son şeklini verenlerden biri sizinle reklam öncesi konuştuğumuz Nurettin Zengi'ydi mesela. Evet. Bu kale defalarca alınıp verilmiştir. Mesela Orta Doğu'da bir ara İstanbul'u neredeyse alacak olan Hamdaniler diye bir devlet vardır. Hamdaniler. Mesela çok bilmeyiz biz. Bence bilinmesi lazım. Seyfüd Devle diye bir adam vardır başında. Mezarı şu an bizim ülkemizde. Meyyafarik'inde, Silvan'da. Silvan'da Osmanlıların yaptığı Kara Behlül Bey Camii'nin altında yatmaktadır. Birinci Kılıç Arslan'la yan yana yatar. Düşünün yani. Ve Halep onun başkentidir. Şu kalede onun ne hatıraları Seyfüd Devle'nin. Ordularını buradan alıyordu, topluyordu. Haydi Konstantinopolis'e. İstanbul'u alacağız, peygamberimizin müjdesine mazhar olacağız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir adamdı Seyfüd Devle. Mücahitti yani.
ve İnanılmaz. Ciddi uğraşmıştır. Ben dinledikçe hani şaşırıyorum. Bizim aslında hani bildiğimiz tarih kadar bir de unuttuğumuz tarihi öğrenmemiz lazım. Belki ortaya çıkarmamız lazım. Unuttuğumuz tarih. Değil mi? Gerçekten. Hani sormak lazım. Yani tarihimizin ne kadarını biliyoruz, ne kadarını unuttuk diye galiba unuttuğumuz bildiğimizden daha fazla. Böyle bir durum var. Tabii Halep deyince Halep'i fethetmek Hazreti Ömer döneminde olmuş. Emevilerde aynen Şam'da olduğu gibi Halep'e de bir Halep Emeviye Camii yaptırarak damgalarını vurmuşlar. Onu görelim mesela. Halep Emeviye Camii. Diğer görsele geçelim arkadaşlar. O da çok güzeldir mesela bu. Ama tabii insan neye üzülüyor? Bugün bu güzelim cami harabe bir vaziyette. Caminin içine girelim arkadaşlar. Minareyi görüyor musunuz? Evet. İnanılmaz. Bakın. Şu gördüğünüz altını çizelim. Harap vaziyette değil mi? Harap vaziyette. Şu avlu nasıl biliyor musunuz? İnsan, ben gördüm avlunun fotoğraflarını. Ya ben de hocam onu denk geldim. Yani insan hani gözyaşlarını zor tutuyor. Evet. Tarih bu ya. Yani bizim bir kökümüz var ama kökümüz olmasa da hadi Hristiyan ol, hadi Batılı ol, bilmem ne ol. Yani ne olursan ol. Ama tarihin bu şekilde katledilmesine, mahvolmasına insanın yüreği dayanmıyor hocam. Evet. Şu zemin tamamen parça parça olmuş mesela. Evet. O vaziyette. Şu minare normalde Emeviler tarafından yaptırılmış ama sonra değişmiş. Bu Selçuklu'dur. Büyük Selçuklu minaresidir bu. Gördüğümüz zaman. Hatta yani buraya ben baktığım zaman bir bu eseri yaptıran Emevileri hatırlıyorum ama Yavuz Sultan Selim Mısır seferine giderken Mercidabağı kazanmış, Halep'e uğruyor. Halep'te o meşhur cuma namazını bu camide kılıyor. Hani hikayesini çoğumuz biliriz. Cuma namazındayken imam çıkıyor. Hutbeyi artık Osmanlı Devleti ve Yavuz Sultan Selim üzerine okuyacak. Hakimül Harameyni Şerifeyn diye okuyor. Yani Harameyn iki harem demek. Mekke ve Medine. Mekke ve Medine'nin hakimi Sultan Selim Han Hazretleri falan diye okuyacak. Yavuz burada işte tam buranın içinde oluyor hadise. Girelim mi içerisine camiye? Girelim. Ve Yavuz Sultan Selim burada kalkıyor ayağa ve diyor ki hayır ben buranın hakimi değil ancak hadimiyim diyor. Burası da az önce gördüğümüz avlunun sol kenarı. Tuğra'ya bakın Sultan II. Abdülhamit Han. Sultan Abdülhamit Han bir tane Hamidiye medresesi yaptırmıştır içeriye. Devam edelim mesela. İçeriye girdiğimizde çok daha eski dönemlere götürecek bizi hadise. Mesela neyi hatırlıyoruz? Zekeriya peygamberin mezarı Halep Ulu Camii'nin içerisindedir baktığımızda. Mesela bu da yine Halep sokakları. Bu gördüğümüz Saat Kulesi 2. Abdülhamit Han'ın yaptırdığı meşhur Halep Saat Kulesi'dir. Normalde bu Saat Kulesi'nin altında Romalılardan, Hadrian döneminden kalma küçük böyle bir tak var. Abdülhamit Han onu dev bir Saat Kulesi haline getiriyor. Ve bunu yaptıran kişi Sultan Abdülhamit Han'ın kendisi. Hah bakın geldi işte. Zekeriya Aleyhisselam'ın meşhur türbesi burası. Halep Ulu Cami'nin içidir burası baktığınızda. Evet. Yani bunlara baktığımız zaman orada ne işimiz var, burada ne işimiz var ya da işte Orta Doğu şöyle bataklık, böyle dipsiz kuyu diyenlere de en net cevap olmuş oluyor bu. Şimdi tabii Halep'ten bahsediyoruz, Suriye'den bahsediyoruz. Geçtiğimiz saat diliminde biraz Filistin'e de değindik ama hep nedense ben böyle Kudüs'e doğru yönümü çevirmiş vaziyetteyim. Kudüs'ten de belki biraz kutsal topraklara da yine Mekke ve Medine'ye de uzanırız diye düşünüyorum. Valla isterseniz buradan hani canlı programda onun sözünü de verebiliriz. Siz bilirsiniz. Ekim ayında kitap çıkıyor Kudüs. Şöyle söyleyeyim. Ben normalde Kudüs'ü tek kitap yapacaktım. O kadar çok iz buldum ki. O kadar o Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Beytül Makdis alanı tek bir kitap olacak. Eskişehir ikinci bir kitap olacak. Yani tek kitaba sığdırmak için birçok şeyi makaslamam icap ediyordu. Evet. Sağa sola da sordum. En son aldığımız karar hayır dedik ya makaslamayalım. Çünkü biz de makaslarsak çünkü detaylar bize bir şeyler anlatıyor. Bizimle alakalı şeyleri anlatıyor. Tabii. Makaslamayalım dedik. İki kitap halde çıkacak. Kitap çıktığında arzu ederseniz tekrar bir araya gelir. Tabii ki çok, çok daha teferruatlı Kudüs. Şunun altını çizmek istiyorum bu vesileyle. Hem onu da sözünü almış olalım diğer yayının. Biz televizyonda bir şey yapmaya çalışıyoruz. Yani bir saat içerisinde bazı bilgileri izleyicilerimize paylaşmaya çalışıyoruz. Ama kitap çok daha detaylı. O yüzden okumak gerekiyor. Yani hem Talha Uğurlu'nun kitabını okumak gerekiyor. Hem diğer doğru şeyler yazan insanların kitaplarını okuyup bunlardan yararlanmak gerekiyor. Bu vesileyle de hani insanları biraz da kitap okumaya teşvik etmek istedim. Şimdi gelelim Filistin'e, Filistin topraklarına. Biz yine
maalesef bir algı operasyonu neticesinde mi diyelim bilemiyorum. Filistin'in tarihini şöyle 70-80 seneyle falan herhalde sınırlandırıyoruz. Filistin vardı, birden oraya bir İsrail geldi gibi böyle basitçe sınırlandı. Aslında işte öyle değil. Çok eski, kadim bir medeniyet. Evet. Aslında Filistin tarihini peygamberler tarihinden ayrı düşünmek çok zor. Evet. Mesela şöyle anlatalım. Bugün Filistin deyince Yaser Arafat'ın Filistin'i giriyor bizim aklımıza. Ya da İran deyince Hümeyni'nin İran'ı aklımıza geldiği gibi. Tabii. Bunlar çok yanlış. Yani İran dediğiniz yerin başkenti Tahran, eski adı Rey. Büyük Selçuklu'nun başkenti. Gördüğünüz 10 camiden 8'i Selçuklu camisi. Filistin topraklarına da baktığımız zaman bugünkü Filistinli kardeşlerimizin daha önceki dönemlerine baktığımızda İslamiyet öncesinde orada mesela Aramiler yaşıyor. Orada Ege'nin meşhur kavimlerinden Akalar yaşıyor. Orada Hititler yaşıyor. Mesela Hazreti Musa işte İsrailoğulları, Beni İsrail kavmini kurtarıyor Mısır'dan. Sonra Kızıldeniz'i geçiyorlar, yukarıya doğru geliyorlar. Filistin topraklarına girecekler, vaat edilmiş topraklara. Ve Hazreti Musa Nebi Dağı'nda ölüyor. Nebi Dağı bugün Ürdün topraklarındadır. Evet. İşte Hristiyan gayetlerde Nebo Dağı diye geçer. Hazreti Musa 40 sene o Tur-i Sina'da, Sina çölünde kavmini adam etmekle uğraşıyor. Edemiyor bir türlü. Çünkü putperestliği görmüşler. O eski Mısır putperestliği içinde öyle onlardan etkilenmişler. Hazreti Yusuf'un getirdiği dini bırakmışlar. İneğe mineğe tapmaya başlamışlar Hator'a. İşte Hazreti Musa iki dakika kavmini yalnız bırakıyor. Dakikasına satıyorlar işte hemen altından hemen inek yapıyorlar. Bu kadar yani. 40 sene uğraşıyor. En son kavmini Yuşa peygambere teslim ediyor. Vefat ediyor. Hazreti Yuşa ile girecekler. Bir de bu kavim çok korkak bir toplum. Savaşmayı falan sevmezler hiç. Entrikalarla işi toparlamaya, kotarmaya çalışıyorlar. O günlerde ne yapıyorlar? Hazreti Yuşa diyor ki, vaat edilmiş yerler burası mı acaba? Önlerinde bir toprak var. Lut Gölü'nün üstü. Hı hı. Zengin verimli demişti Hazreti Musa bize. Öyle mi? Gönderiyor insanları. Gidiyorlar. Her giden dönüşte Hazreti Yuşa'ya aman 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 buralar çok bereketsiz. Buralar çöl gibi, buralar şöyle. Niye böyle diyorlar biliyor musunuz? Çünkü gittiklerine bakıyorlar orada Aramiler var, Akalar, Hititler var. Evet. Yani bir devlet var orada. Ve başlarında Calut denilen bir adam var. Buralar o topraklar derlerse girmeleri lazım. Girince de savaşacaklar. Savaşmak istemiyorlar. Ve Yuşa Aleyhisselam bayağı uğraşıyor onlarla. Evet. Nihayetinde Kral Talut döneminde Davut Aleyhisselam'ın da aralarında bulunduğu inanmış bir orduyla ancak giriyorlar içeriye. Evet. Şimdi peygamberler tarihiyle Filistin'in tarihini birbirinden ayıramayız dediniz. Çok doğru bir ifade bu. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen büyük peygamberlerin neredeyse tamamı, yani %90'ı diyebileceğimiz oranında Hazreti İbrahim'inden Hazreti Musa'sına, Davut peygambere, yani ne kadar peygamber adı geçiyorsa büyük Kur'an'da geçen adı geçen peygamberlerin %90'ı orada bir şekilde var olmuş. İşte en son Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Miraç hadisesiyle yine orayı şereflendiren insanlardan bir tanesi olmuş. Yalnız mesela ben hep Filistin deyince ya da o topraklardan bahsedince peygamberler tarihini ayrı düşünüyorum. Bir de Selahaddin Eyyubi'yi ayrı düşünüyorum. Mesela bu sene ben Nebi Musa şenliklerinde yer alma şerefine nail oldum. Nebi Musa şenliklerinde ben de oradaydım. Öyle mi? Görüşemedik. Ama o kalabalıkta benim, şöyle benim grubum vardı. Aha. Ve programımız belliydi. Biz Nebi Musa şenliklerinin olduğu gün Kudüs merkezde olmak durumundaydık. Hı. Biz bir gün sonra gittik oraya. Anladım. Ama TİKA'nın müdürü Bülent Beylerle telefonlaştık. Hatta orada semazenler sema çok, etti değil çok mi? Çok güzeldi evet. Türkiye'den bu sene, semazenler bu sene, gitmiş. Her yıl zaten üstüne yeni bir şey ekleniyor. Bu yıl da çok güzeldi. Hani Nebi Musa şenliğinin ne anlama geldiğini az çok böyle anlayabilsek, anlatabilsek zaten oradaki ruh ortaya çıkıyor. Yani Selahaddin Eyyubi aslında var olmayan bir şeyi değil mi şenlik olarak sırf oradaki o zaman tabii Hristiyan ağırlıklı. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethettiğinde bakıyor. Şimdi adamların Paskalya bayramı var Hristiyanların. Yok işte Palmiye Pazarı bayramları var. Bu bayramlarda Kudüs resmen bir Hristiyan şehir görünümüne bürünüyor. Ve Selahaddin Eyyubi bundan rahatsız. Ha diktatör olsa yani kendince cani bir adam olsa yasaklar. Asar keser. Bu bir Müslümana yakışmaz. Ne yapacak? Bu bir kültür savaşı, bir inanç savaşıysa soğuk savaş dönemi o da bunu yapacak.
tutuyor. Nebi Musa şenlikleri diye bir şenlik icat ediyor. Ve Hazreti Musa'nın biz Müslümanlara göre kabri Kudüs şehir merkezinden hemen şöyle bir 5-6 kilometre aşağıda Eriya'ya giderken orada dağların arasında. Kudüs'le Eriya arasında haftalarca sürecek bir şenlik organize ediliyor. Ve insanlar oralarda böylece Hazreti Musa'nın da şahsında İslami bir damga şehre vurulmuş oluyor. Evet, yani onu az çok anlarsak, hani en azından dedim ya, biz kısa bir süre içerisinde sizlerle bir şeyler paylaşmaya çalışıyoruz. Siz biraz internetten de olsa en azından araştırın. Bu işin ne olduğunu anlamaya çalışın. Nebi Musa şenlikleri yazdığınız zaman da karşınıza birçok haber çıkacak, birçok bilgi çıkacak. Okuyun. Bu konuda yazılmış kitaplar da var. Lütfen onlara da göz atın. O zaman oradaki mesele az çok ortaya çıkacak. Yalnız şimdi oradan kutsal topraklar, yani Kudüs de kutsal bir toprak, mukaddes belde. Mekke ve Medine'ye yavaş yavaş gelecek olursak Osmanlı'nın izleri her yerde. Yani Kudüs'te de zaten ziyadesiyle var. Her ne kadar üzerinde artık kurşun izleri mevcut olsa da Mekke ve Medine'de de aynı şekilde. Neler anlatabilirsiniz bununla ilgili? Önce şunu söyleyeyim. Az önce dediniz ya, bu topraklarda yani ilahi dinlerle hep böyle at başı gidiyor hadise. Evet. Mesela daha dün Kudüs kitabıyla alakalı hazırladığım, dün yazdığım notlardan bilgi vermek istiyorum. Mescid-i Aksa'ya siz de gittiniz. Evet. Mescid-i Aksa'ya giderken genelde Aslanlı Kapı'dan geçilir. Çünkü araba aşağı park ediyor, otobüs. Oradan bir yokuş rampa çıkıyorsunuz. Aslanlı Kapı'nın içinden şehre giriyorsunuz. Girer girmez sola dönüyoruz. Önümüze mesela orada bizim Babül Esbat geliyor. Sıptlar Kapısı. Kavimler Kapısı demek. İsrailoğlu kavimleri Davut Aleyhisselam'la şehir fethedildiğinde o 12 tane kardeşten ortaya çıkan 12 Beni İsrail kavmi o kapıdan ilk kez içeriye girmişler. Bakın. Dakika bir, gol bir, tak. Yani karşımıza yani peygamberler tarihinden bir hadise geldi. Yine hatırlayın, yatsı namazı kılındıktan sonra Mescid-i Aksa'nın bütün kapıları kilitlidir. Bir tane kapı açıktır. Hep o kapıdan çıkarız. O kapıda böyle o girdiğimiz Esbat kapısının biraz daha sol tarafında bir kapıdır. Oradan dışarıya çıkarız. O çıktığımız kapının adı da Babül Hıtta. Yani Yahudiler ona Heta kapısı derler. Heta, günah demek. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresi yanılmıyorsam 58. ayetti galiba. 57-58. Orada geçiyordu. Yani konu şu. Hazreti Yuşa ve devamında Davut peygamberle şehre girerlerken artık Kudüs, İsrailoğulları Kudüs'e almışlar, giriyorlar. Girerlerken tabii bunlar Hazreti Musa'yı yolda çok acı çektirdiler. İtaatsizlik yaptılar. Bundan dolayı ne oluyor? Allah-u Teala diyor ki, şehri gördüklerinde heta heta diye bağırsınlar, günah. Yani günahlarını hatırlasınlar ve günahlarından tövbe etsinler diyor. Fakat tabii kavim ne yapıyor? Şehre girerken hıtta diyeceklerine, yani günah diyeceklerine tutuyorlar. Buğday buğday diye bağırıyorlar. Buğday diye bağır. Yani rızıklarını düşünüyorlar. Günahlarını düşünüp tövbe etmiyorlar. İşte biz Müslümanlar da o kapıdan geçerken tövbe etmek esastır. Tasavvufta yüzyıllar boyunca. O kapıdan geçerken günahlarına tövbe edenin tövbesi kabul olunur diye bir inanış bile yayılmıştır. Şimdi evet. Bakın Kur'an ayetleriyle, peygamber kıssalarıyla bugün oradaki mekanlar, alanlar, mimari yapılar, kapılar, kemerler o kadar irtibatlı ki birbiriyle. Evet, şimdi binlerce, milyonlarca hacı adayı kutsal topraklara akın ediyor şu günlerde. Mesela bugünden daha eskiye baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Mekke'de mesela, Mekke ile başlayalım. Size hani nasıl bir fotoğraf oluşuyor sizin kafanızda? Eskiden neymiş, şimdi ne? Vallahi bir kere işin merkezinde Allah-u Teala'nın yeryüzünde kendisine ayırdığı bir toprak parçası var. Kabe'nin bulunduğu alan. Biz hepimiz Kabe'yi bir bina gibi düşünüyoruz. Bir ev gibi ve zaten Beytullah diyoruz, Allah'ın evi diyoruz ama orada Allah'ın evi derken kastettiğimiz kul yapısı dört duvar ve dam değil. O dört duvar ve damın çevirdiği o arazidir çok kutsal olan ve Allah'ın misafiri olarak oraya gitme. O mukaddes alanın etrafında dönüp bir pervane gibi olma. Bunlar çok çok özel, çok çok önemli hadiseler. Bunun haricinde peygamberlerin hayatlarına baktığımızda hayatlarının bir döneminde muhakkak Mekke'de bulunmuşlar. Hatta bazıları
kavimlerine gönderilmiş, kavimlerini ıslah etmeye çalışmışlar. Etmişler ya da edememişler. Nihayetinde dönmüş dolaşmış Mekke'ye gelip Kabe civarında ölmüşler. Bugün Kabe'nin tavaf alanı civarında 70 civarında peygamberin kabri var. Safa ile Merve tepesi arası say yaptığımız mekanda onlarca peygamberin kabri var. Onlar kafalarına göre oraya gidip de oraya defnedilmediler. Orada bir sevki ilahi vardı. Allah-u Teala onları sevk etmişti. Orada kaldılar, orada öldüler ve oraya defnedilip orayı şereflendirdiler. Yani bu anlamda bir, Allah'ın kendini ayırdığı nokta. İki, peygamberlerin şereflendirdiği nokta. Üç, yani peygamberlerden sonra nice din büyüğü, başta sahabeler olmak üzere onlar da şereflendirmiş. Bakıyorsunuz hepsi hani gece ateşe böyle pervanelerin, kelebeklerin uçuşması gibi oralara gitmiş, orada dönmüşler, oralarda kalmışlar ve oralarda bulunmuşlar. Ondan ötürü ben Mekke ve Medine'ye bu gözle bakıyorum ve bu gözle bakılması gerektiğini de düşünüyorum. Şimdi Hacı Umre'ye keşke Mekke Medine kitabını da getirseydim buraya gösterirdik gruba. Yani seyircilerimize, izleyenlerimize. Yani şimdi mesela baktığımız zaman Hacı Umre'ye gidiyor bizim insanlarımız. Evet. Ama tenzih ediyorum. Eski görüntüleri veriyorlar. Yani eskiden işte. Çok güzel. Ve yeni bu da yenisi tabii. Evet. Yenisiyle eskisini böyle kıyaslamış şimdi, oluyoruz. Şimdi bakıyorum mesela buraya bir sürü şey geliyor benim aklıma. Mesela şu kapı. Kabe'nin kapısının bulunduğu alan. Hemen şu duvarı görüyor musunuz? Kapının evet, sol duvarı. Evet. Bu duvar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazlarını kılmak için seçtiği duvardı. Özellikle. Evet. Neden? Çünkü o duvara doğru ibadet için durduğunda hem Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya dönüyordu hem de Kabe'yi önüne almış oluyordu. Çünkü o günlerde kıble Kudüs, Mescid-i Aksa'ydı. Ama Efendimiz Kabe'yi önüne alarak namaz kılmak istiyordu. Orayı seçince hem Kudüs'e dönmüş oluyordu hem de Kabe'yi önüne almış oluyordu. Bir ikinci neden, o şekilde durduğunda o duvarın tam arka tarafı Darun Nedve'nin bulunduğu yerdi. Yani müşrik reislerin olduğu yer. Evet. Onlar Efendimiz orada sallallahu aleyhi ve sellem gördükleri zaman ona eziyet ediyorlardı. O duvar tarafında durduğu zaman onların şerrinden de bir noktada emin olmuş oluyordu. Tedbir yapmış oluyordu. Yani bakın daha görür görmez aklı ilk gelenler. Hı hı. Yani sadece Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram alanına baktığımızda orada başta Efendimiz yani Aleyhisselam olmak için. Bir santimetre karesinde bir anlam var. Kadar çok hatıra ben vardır. Mesela siz konuşurken şu geldi aklıma. Tabii yani komple bir Mekke Medine ile ilgili program yapsak saatler yetmez. Fakat az önce dediniz ya peygamberlerin mezarları var. Şimdi mesela işte Hazreti İsmail'in de yine o Kabe'nin Hatmi İsmail işte. Evet doğru. Hicri İsmail, özür dilerim, içerisinde olduğu söylenir ya, orada olmalarının bir nedeni olmalı. Yani Rükn-i Yamani ile Hacer-i-Lesved arasında işte 70 bin küsür peygamberin mezarının olduğu söylenir. Burasının işte her bir köşesi tabii ki kutsal ama orada da böyle bir şey olduğu söylenir. Peki o peygamberler oraya niye gitmiş? Az önce dediğiniz mesela beni farklı bir düşünceye itti. Yani bir ilahi emirle, ilahi mesajla, ilahi yönlendirmeyle oraya gittiler ki demek ki oranın da kutsiyetini bir anlamda bu da insanlara anlatmaya yarayan yani feyz alınacak bir nokta olsa gerek. Peki Osmanlı dediğimiz zaman, hani Kabe dediğimiz zaman Osmanlı'nın büyük hizmetleri var. Anlat bitmez ama en azından birkaç tanesine değinmemiz lazım. Kesinlikle. Bence. Zaten bu Mekke Medine kitabı yani Hazreti Muhammed'in hayatı aleyhissalatü vesselam Mekke Medine kitabını yazmaya beni sevk eden şöyle bir hadise oldu yıllar önce. Şimdi son dönemde tabii inşaatlarla o eski revak sahası genişletildi. Evet. Eski dönemini de belki gittiyseniz görmüşsünüzdür. Hı. Eski dönemde o eski revaklı haliyle bulunduğu dönem belki bir 13-14 sene önce oradayım. Orada bizim kendi aramızda Türk Mescid diye adlandırdığımız Müezzin Mahvel'in altı diye bir bölüm vardır. Evet. Orada oturuyorum. Böyle 50 yaşlarında bir bey dikkatimi çekti. Oturmuş kitap okuyor. Baktım bizim Türk umrecilerden. Yani açık konuşayım bizim umreciler orada oturup da kitap okumazlar. Ben çok görmedim. Evet. Kur'an okuyan belki nadirattan olur. Ama orada oturup da herhangi bir bilgilendirici bir başka kitap okuyan yoktur bizde pek. Yani bu da üzücü bir şey tabii ki. Tabii. Görünce merak ettim yanına gittim. Şöyle kitaba baktım. Ah Türkçe. Mekke tarihi yazıyor. Yazara baktım Arapça bir isim. Kitabı alabilir miyim dedim. Buyurun dedi. Hiç unutma Erzincanlı bir amcamızdı. Evet. Aldım kitabı çeviriyorum. İşte Emeviler dönemi Harameyn hizmetleri. Yarım sayfa. Çevirdim Abbasiler dönemi işte bir sayfa. Baktım.
Fatimi, Eyyubi falan böyle işte biraz. Osmanlı dönemi harameyn hizmetleri iki satır. İki satır. İnanılmaz. Yani, tabii. O da yani şu padişah bu padişah falan değil. Mekke şeriflerinden falanca kaldırım taşı döşemiş filancı bir şey yapmış böyle bir şey. Sonra çevirdim 1. İbn-i Suud dönemi. 4 yıllık Suudların bir isyan dönemi vardır o. Hı hı. Bizim Tosun Paşa'nın bastırdığı. Hı hı. Sayfalarca 4 yıllık. Sonra 2. İbn-i Suud dönemi kitabın tamamı. Ha, bunu görünce benim kafa dank etti. Yani bunu muhtemelen ideolojik bir Arabistan'dan bir adam oturmuş, evet, yazmış kendince. Irkçı da muhtemelen birisi yani. Yoksa ben şahsen bir Mekke konferansı verdiğimde oradaki Emevi, Abbasi, Memlüklü, Osmanlı hizmetlerini de anlatıyorum. Suud döneminde yapılanları da anlatıyorum gayet keyifle. Hiçbiri beni rahatsız etmiyor. İşte Harameyn'i genişletmeleri, Kral Fahd'ın yaptıkları, Abdullah'ın, bunlar da güzel şeyler. Ama bir tarafı yok ederek öbür tarafı anlatmak bunlar hoş şeyler değil. Bunun üzerine dedim ki demek ki bizcesinde konuşmak lazım. Ya bir kere Mekke'deki Osmanlı hizmetleri dediğiniz zaman dank Kabe geliyor önünüze. Kabe bir Osmanlı yapısıdır. Kabe'yi 1629 yılında taş tamamen söktürüp sıfırdan yeniden yaptıran kişi 4. Murat'tır. Bitti yani. Evet. Sıfırdan. Yani Kabe bir Osmanlı eseridir. Evet. O kadar. Şu andaki Kabe'nin işte o taş olan bölümü yani bina olarak gördüğümüz bölümü bir Osmanlı eseri. Tabii aynen öyle. E şimdi bakıyorsunuz ama şu da var. Mesela Suudlar şu son restorasyonlarda sağ olsunlar Osmanlı izlerini muhafaza etmeye devam ettiler. Revaklar büyük oranda kondu. Hı hı. Hatta şu an Umre'de daha dönmemiş olması lazım. Bursa'da rehberlik yapan bir arkadaşım bana fotoğraf göndermiş. Hocam ben okudum ama bir de siz okusanız diye. Hı hı. Fotoğraf o revakların ortalarında yuvarlak bir kitabe 3. Murat'a ait tamir kitabesi. İşte orada yazıyor. Babası Selim Han, dedesi Sultan Süleyman Han, evet. Süleyman Han oğlu Selim Han oğlu Murat Han tarafından yaptırılan diye revaklar. Hı hı. Çünkü biliyoruz ki Kabe'yi çeviren revaklar 2. Selim tarafından emredilmiştir. Hı hı. 3. Murat tarafından dönemi de tamamlanmıştır. Çünkü 2. Selim çok kısa başta kalıyor, 8 sene kalıyor. Hı hı. 2. Selim dönemi de emir veriliyor Mimar Sinan'a. Tiz mukaddes topraklara gidip oraları ihya edesün. Mimar Sinan gidiyor, o güne kadar revaklar, şimdi revak dediğimiz şey, önce sütunlar var bir de sütun üstü kubbeler var. Evet. Sütunlar Abbasi dönemidir. Abbasi halifesi Mehdi yaptırmıştır onları. Üzerlerindeki o soğan kubbeler Osmanlı'dır. Osmanlı dönemidir. İşte 2. Selim döneminde Mimar Sinan'ın bizzat yönetiminde o Abbasi dönemindeki revakların üstü düz ahşap çatıymış ve dökülmeyi üst tutmuş. Hı hı. Bunların tamamı kaldırtılıyor ve bize ait bir mimari tarz olan soğan kubbelerle süsleniyor. İşte o soğan kubbeli yapı Osmanlı 2. Selim 3. Murat dönemidir. Tamir kitabeleri bile hala revakların üzerine duruyor. Evet. Medine'de de yine aynı şekilde Osmanlı'nın her yerde izini görüyoruz. Sultan Abdülhamit Han'dan Abdülaziz'e kadar. Belki onlardan biraz bahsetmek lazım Fahrettin Paşa'ya gelmeden önce. Ya Medine deyince zaten akla gelen en önemli isimlerden bir tanesi Sultan Abdülmecid Han. Zaten 2. Mahmud, Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz ve özellikle 2. Abdülhamit Han'ın. Bu 4 ismin Mekke, Medine'de ciddi izleri vardır. Evet ama hani bilinmez. Yani bizim yine ben de gittiğimde orada öğrendim. O yüzden de hani kendimi hep suçlarım. Ne kadar okursanız okuyun bir şekilde bir yerlerden gelen bilgilerle okuyorsunuz. Ama Sultan Abdülmecid'in orada yapmış olduklarını görünce, öğrenince insan Allah Allah diyor ya ne alaka falan diye. Şimdi size bir şey söyleyeyim oradan devam edelim. Hazreti Ömer'in hani şimdi nasıl Seyitler var, Şerifler var, Peygamber Efendimiz'in soyundan geldiğini söylüyor. Hazreti Ömer'in soyundan gelen Medine'de yaşayan bir şu anda hala hayatta yanılmıyorsam veya yakın zamanda şeyini almadım ama yakın zamanda bir Kabe'de bir çalışma oluyor. Bu işte özür dilerim Kabe'ye dönüyorum. Mescid-i Nebevi'de bir çalışma oluyor. Şeyler çakılacak. Tahta bir kalas çakılacak bir yere ve gayet gürültüyle o kalaslar çakılıyor. O sırada bizim işte buradan giden dostlarımız hasbelkader Hazreti Ömer'in torunu olan o zatla karşılaşıyor. Tanışıklığı var daha önceden. Diyorlar ki hani diyor ki ya çok gürültü var hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rahatsız ediyorlar
diye yakınıyor bizim Türklere, Türk kafileye. Onlar da diyor ki ya ne yapsın, hani buraya kalas çakıyorlar. Hani nasıl yapabilirlerdi ki? Sizin dedeleriniz olsaydı bir yolunu bulurdu diyor. Ya buldular da zaten. Değil mi? Mesela Yeşil Kubbe'nin tamiratı var. II. Mahmut döneminde oluyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın türbesinin kubbesi. II. Mahmut İstanbul'dan işin ehli mimarlar, mühendisler, taş ve tuğla ustaları gönderiyor. Şimdi Yeşil Kubbe biliyoruz hepimiz. Türbe-i Saadet'in üzerinde tuğladan örülür. Kubbeler hafif olsun diye. Şimdi çıkılacak üzerine bu kubbe tuğla tuğla sökülecek. Sonra yeniden örülecek. Nasıl olacak bu iş? Altta Efendimiz'in mübarek kabirleri varken. Diyorlar ki biz bu kubbeyi inşa ederken hani saygı göstermeliyiz. Efendimiz'in kabirlerinin üzerinde duruyoruz. Nasıl yapalım? Hiç dünya kelamı konuşmayalım diyorlar. Peki nasıl anlaşacağız? Aralarına bir dil geliştiriyorlar. Sen bana tuğlayı uzat yerine Allah de. Ben çekici uzat yerine Bismillah diyeyim. Sen su ibriğini uzat yerine La ilahe illallah de. Resmen bir dua kubbesi örercesine, bir zikir halkasında bu kubbe adım 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 buraya inşa edilmiştir. Yani bakın bu bir hassasiyet. Bir ikinci örnek. Bir takım böyle inşaatlar olduğunda çekiçlerin ağzına keçe sararak, keçe saralı çekiçle vuruyor çiviye, vazifesini iyi yine yapıyor. Evet belki biraz daha geç güç yapıyor ama ses çıkamadan yapıyor. Ya da Sultan II. Abdülhamit döneminde İstanbul'dan başlayıp Medine'ye kadar giden Hicaz Demiryolu. Hicaz Demiryolu projesi. Evet. Tam Medine ayağında rayların üstü tamamen keçeyle kaplanıyor. Yani ben de çok yaşıyorum. Gidiyoruz oraya. Dört bir yan inşaat. Hiltiler çalışıyor. Hem nasıl gürültü. Evet. Hep aklıma üzerine keçe döşenmiş raylar gelir. Vagonlar üzerinden geçerken gürültü yapıp Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhaniyetini rahatsız etmesin diye. Evet. Kaldı ki o Hicaz demir yolunun işte tam o Medine'nin içindeki durağında değil mi oradaki mesafeyi koruması açısından, işte ses gelmemesi açısından ne kadar önemli olduğunu da burada bir kez daha dile getirmiş olalım. Yani baktığımız zaman bizim ecdadımız saygı göstermiş. Kendi dinine, kendi din büyüklerine başta olmak üzere bütün dinlere saygı göstermiş. Ama biz maalesef şu anda dünyada bu saygıyı göremiyoruz. Yani bir İslam karşıtlığı Avrupa'da her geçen gün yükseliyor. Yani İslam karşıtlığını artık İslam hakaretine çevirmiş durumdalar. Bu bizim zaten geleneğimizde olmayan bir şey. Ve sizden dinlediklerimiz de bunu hep böyle daha da üstüne koyarak ispat eden birçok nokta. Şimdi yine ecdadımızdan madem bahsediyoruz, yine Kudüs'e dönelim. Kudüs'te biraz Osmanlı eserlerinden bahsedelim. Hem de sizin kitabınızın da tam böyle hazırlık aşaması olduğu için sıcağı sıcağına tam böyle bilgi alalım. Öyle eserler ki, şimdi mesela Türkiye'de bana çok sorulur. Ya işte Talha Bey, Osmanlı Anadolu'yu ihmal etmiş ama Selçuklular Anadolu'yu ihya etmiş. Bu kuyruklu bir yalandır aslında. Selçuklu Anadolu'ya ilk giren Müslüman Türk toplumudur. Ve tabii ki Anadolu'yu ihya etmiştir. Ama Osmanlı da Selçuklu eserlerine yüzyıllar boyunca bakmış, Osmanlı baktığı için bugünlere ulaşmıştır. Aynen bunun gibi biz bugün Kudüs'e gittiğimizde oradaki Osmanlı eserlerini incelediğimizde bir kere şuna karşılaşıyoruz. Burada birbirine düşman olmayan, birbirinin ayağına çelme takmayan, kendisinden öncekine saygı duyan bir anlayış görüyoruz. Ben bunu çok seviyorum. Mesela Kubbetü's-Sahra altın kubbe duruyor. Oradan Mescid-i Aksa'nın batı revaklarına doğru indik merdivenler aşağı. İner inmez karşımızda, sağ karşımızda Pamukçular Çarşısı kapısı var. Babül, işte Kattani'nin Koton kapısı. Hemen önümüzde de muhteşem bir sebil var. Dünyada kubbeyi en güzel yapanlar Memlüklerdir. Bir Memlüklü kubbesi, böyle bir soğan kubbe. Boğumlu boğumlu geliyor, süslü. Kubbenin üstü bile işlemeli. Memlük Sultanı Kayıtbay yaptırmış. Ama herhangi bir Filistinli'yi durdurup bunun adı nedir deseniz Hamidiye sebil derler size. Allah Allah. Memlüklü Sultanı Kayıtbay yaptırıyor. Bir sanat tarihçi olarak her şeyle onun bir Memlük eseri olduğunu ilk bakışta anlıyorum. Ama niye Hamidiye? Sonra öğreniyoruz ki Sultan II. Abdülhamit Han Sebil'i restore ettirmiş. Hatta Sebil'in üzerindeki o büyük celi sülüs hatları Abdülhamit Han yazdırmış. Suyla alakalı ayeti kerimeleri. Yani düşman değil. Ya bu Memlüklüğü de, biz bu Memlüklüğü yıkıp buraya almadık mı? Yıkalım gitsin. Kendimiz yeni eser yapalım. Hayır. İşte bize tarih böyle öğretildi. Yani sokaktaki bir insanı durdurup Memlük nedir diye sorsak ne diyecek?
İşte Yavuz Sultan Selim'in Mercek ve Ridaniye Savaşı'na yendiği bizim düşmanlarımız. Olur mu canım? Memlükler resmi yazışmalarında devleti Türkiye adını kullanan bir devlet. Türk devleti yani. Evet. Kendileri bu ismi kullanıyorlar. Düşünün yani bu anlamda. Ama bugün Cumhurbaşkanlığı forsumuzda yok. Neden? Çünkü dünlerde birileri Memlüklülerin bizim devletimiz olduğunu bize unutturmuş. Bilmemişiz mesela. Arap gibi hissettirilmesi var bir de. O mesele de var. Yani sanki Memlükler Arap. Arap ya da Çerkes. Ya da Çerkes. Tamam. Devletin ikinci kısmı Çerkes olabilir. Çerkes olması onların bu anlayışını etkilemez ki. Onlar da bizim insanımız. Ve Osmanlı'nın karakoluydular. Yani Berkok'tan itibaren Çerkes Memlükleri var. Ben şunu da merak ediyorum. Yani biz şimdi tamam gururla, huzurla kutsal beldelere Osmanlı'nın hizmetlerini anlatıyoruz. Ama o günlerin şartlarını düşündüğümüz zaman işte Kudüs'te çok Mescid-i Aksa'nın hem de içerisinde çok küçük bir detaydan bahsettiniz aslında. İşte o Hamidiye diye bilinen çeşmede. Yani buradan oraya gidip oralarda işte tamirat yapmak, bu bir bilgi gerektiriyor. Orada ne olduğunu bilmek gerektiriyor. Aynı şekilde Kabe'de ya da işte Mescid-i Haram'ın çevresinde ve içerisinde ne eksik olduğunu bilmek gerekiyor öncelikle. Yine Mescid-i Nebevi'de eksiklerin neler olduğunu bilmek gerekiyor ki oraya tamirat yapılacak. Bahsettiğiniz zamanlarda Osmanlı'nın hep böyle artık yavaş yavaş gerileme dönemi. Maddi olarak da güçsüz olduğu bir dönem aslında. Oradaki o bilgi akışı nasıl olmuş ve oraya o yardım nasıl gitmiş? Yani orada bir inşaat yapılacaksa oraya inşaat malzemesi gitmesi lazım. Usta gitmesi lazım. Nasıl olmuş bu iş? Vallahi şöyle söyleyeyim. Osmanlı çok komplike, çok aslında teşekküllü, hızlı koordine olabilen bir devlet. Baktığınız zaman 100 binlik, 200 binlik bir orduyu İstanbul'dan Macaristan'a, Viyana'ya kadar götüren ve onları acıktırmadan, üşütmeden, susatmadan götüren bir sistem söz konusuysa, yani buradan kalkıp da Mescid-i Aksa avlusundaki bir kubbe tamir edilecekmiş. Bunları çok iyi koordine edebiliyorlardı. Zaten Osmanlı'yı o büyük yapan şeylerden biri de bu anlamda teşekküllü hareket edebilen bir devlet olabilmesiydi. Organize olabilmek. Bu bizim tarihimizde çok önemlidir. Yani Avrupalılar hantal bir devlet yapısına sahiptir. Yani bir şey yapacağız, hadi toplanalım, oylama yapalım, edelim. Bizde 3 kişi bir araya gelir, devlet kurar, devlet yıkar. Yani bundan dolayı bizim o organize olabilme kabiliyetimiz tarihte hep olmuş. Mesela Bayram Çavuş diye bir adam var Kudüs sokaklarında. Osmanlı'nın bir dönem Kudüs valisi. Yani Mescid-i Aksa'nın hemen çıkıyorsunuz silsile kapısından. Önünüze geliyor. Medresesi var, camisi var. Yanında hankahı var, içinde mezarı var. Bugün tabii mezarın içine bulunduğu medrese kitap satış reyonu, kırtasiye olarak kullanılıyor. Kırtasiyeye giriyorsunuz, bütün raflar, kitap, ortada kitap. Ben mesela grubu sokuyorum, hiç kimse görmüyor bile. Önlerinde, çünkü sandukanın üzeri bile kitaplarla dolu. Önünüze bakın diyorum, bir bakıyorlar hatta bir hoplayanlar, sıçrayanlar, geriye kaçanlar. Bu ne? Kırtasiyenin ortasında bir güzel, üzeri puşudeli mezar var. Evet. Ama mezarın üstü böyle kitaplarla dolu. Kitap evi, kitapçılar dükkanı olmuş orası mesela. Bayram Çavuş. Önemli bir adam mesela bu. Oralara eser vermiş, emek vermiş. Osmanlı onları çok iyi koordine etmiş. Yani baktığınız zaman bir de ayırmamış. Mesela orada Şafilik var, Hanefilik var. Hanbelilik var, Malikilik var. Hiçbiri birbirine zarar vermemiş. Çizgiler çok iyi çizilmiş. Sadece İslami mezhepler değil. Hristiyan dünya için de aynı şey geçerli. Bugün giderseniz oraya mesela Kıyamet Kilisesi vardır tepede Eskişehir'in üzerinde. Bakarsanız orada bir oturun yarım saat. Hristiyan gruplar, farklı gruplar işte Ortodoks su gelir, Süryanisi gider, Ermeni Gregorian'a gelir, bir başkası gider. O grupların önlerinde işte onların papazları kendi heyetleriyle kiliselerine girerken en önde elinde asası başında fesile bir adam yürür. Bunlar Osmanlı döneminde belirlenmiş kıyafetlerdir ve bu kıyafetleri değiştirme ihtimalleri yoktur. Neden? Çünkü bütün o coğrafyaya bu kadar güçlü her kesime sözünü geçirebilen bir Osmanlı olmuştur. Onun için Osmanlı sonrasında Osmanlı döneminde ortaya konulmuş kurallar ve kanunlar değiştirilemez. Ya Kıyamet Kilisesi'nin damı akıyordu 3-5 sene önce.
bayağı da ciddi sıkıntı veriyordu aşağıya. Hı hı. Tamir edeceklerdi. Uzun süre uluslararası krize dönüştü. Niye? Çünkü o kilisenin damını tamir etmek için o kilise damı altında bulunan sadece 8 tane Ortodoks mezhebi var. 8 tane. Onun dışında Katoliği, Protestanı, Ermeni, Gregorian'ı, Süryanisi. Ondan sonra bunları da bir araya topla. Mısır Kıpti Kilisesi. Hı-hı. Hepsinin ortak evet demesi lazım. Edemiyor bir tanesi hayır dedi mi tamam olmuyor o da. Daha olmuyor. En son uluslararası bir konsorsiyum kuruldu. Neticesinde karar alındı ve dam tamir edildi. Evet. Yani Osmanlı gibi hepsine hakim ama hepsine saygı gösterip hiç kırmadan, kavga ettirmeden yönetebilecek bir büyük güce kesinlikle ihtiyaç var. Evet, biz şimdi başka bir programda şöyle bir soru sorduk kendimize yani. Dedik ki Anafartalar kumandanını bilirsiniz değil mi? İşte, Çanakkale Savaşı'ndan bahsediyoruz işte. Mustafa Kemal herkes söyler, Anafartalar söyler. Doğu'da işte Kazım Karabekir herkes bilir. Ama Fahrettin Paşa'nın kutsal emanetleri getiren kişi olduğunu ki ben de öğrendiğim zaman çok şaşırmıştım. Nasıl olmuştu biz unutmuşuz Fahrettin Paşa'yı? Unutturmuş ya da birileri bize. Fahrettin Paşa'nın orada neler yaptığından da biraz bahsedelim. Artık programın son birkaç dakikasında da. Valla Osmanlı'nın mukaddes topraklardan ayrılış ızdırabıdır bu. Zaten beni en çok üzen şeylerden bir tanesi Mekke Medine'den kopuşumuzdur Fahrettin Paşa'yla. Evet. Diğeri de 1917'de İngiliz generali Allenby'nin Kudüs'e girişidir. Kudüs'teki Ali Fuat Paşalar ve tabii ki başlarında hepsinin Alman generaller vardı. Onların direktifiyle bizimkilerin ellerinde silahları ve kurşunları olmasına rağmen Kudüs'ü ve Medine'yi pisi pisine terk edişimizdir. Bu bana çok ağır gelir. Çünkü hani bir insanın evi mahremdir ama yatak odası ayrı bir mahremdir. Evet. Eve bir misafir gelir, evi gezdirirsin ama oraya sokmazsın ya da oraya zaten o misafir haddini bilip girmek istemez. Kudüs ve Medine bizim harimimizdir, özelimizdir, mahremimizdir. Ve insan eşinin, hanımının ismini bile bir ulu orta bir yerde söylerken bir çekinir. Neden? Kıymet verdiği için. İşte Mekke, Medine ve Kudüs bizim için böyle bir yerde. Yani her yer tamam da orası nasıl diyor insan. Evet. Fahrettin Paşa da işte o son dönemde o şanlı mücadeleyi vermiş. Her yerde içerideki ve dışarıdaki düşmanlar arka arkaya bizi satarken, bizi içten ve dıştan vururken Fahrettin Paşa'nın 2,5-3 sene her türlü yokluğa ve sıkıntıya rağmen oradaki o direnişi, dik duruşu, evet. İngiliz destekli Şerif Hüseyin birliklerini oraya sokmaması müthiştir yani. Aslında Medine ile Kudüs çok böyle birbirine bağlantılı gidiyor. Çünkü bakıyorsunuz Medine'deki o bizim kahraman mücadelemiz. Çünkü İngilizler çok istiyorlardı. Kudüs'ü ve Medine'yi düşürmeliyiz. Bunlardan dolayı. Medine'yi niye düşürmek önemli? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kabri orada. Çünkü Arap dünyasına ya bu Türklerin peşinden niye gidiyorsunuz kardeşim? Vurun bunları, satın bunları propagandası yapıyorlar yıllardır. Hı hı. Medine ve Efendimiz Aleyhisselam'ın kabri bizim elimizdeyse onların propagandaları bir yerden sonra işe yaramayacak. Ya bunların dinle alakası yok diyorlardı Araplara. Hı hı. Ya nasıl alakası yok? Adamlar Efendimiz'in kabrinin hadimliğini yapıyorlar deyip onların ağızlarına tıkayabilirlerdi lafı. Onun için Medine bizden koparılmalıydı. Evet. Kudüs bizden koparılmalıydı çünkü Kudüs üzerine bir yığın projeleri vardı. Ve Allenby. Bu arada biliyorsunuz 2016 yılındayız. 2016 aslında çok ilginç bir yıl. Ben hiç düşünmemiştim Kudüs kitabını yazarken bunları. 2016 Kudüs Yavuz Sultan Selim tarafından aslında baktığımız zaman 1516'da alınmıştı. 1516-2016. Evet. Kudüs'ün aslında fetih yıl dönümündeyiz ve 2017'ye giriyoruz. 2017'de Kudüs'ün 1917 elimizden çıkışının 100. yılı. Evet. Yani bu anlamda da çok enteresan bir tarih denk geldi. İyi ki kitabı bu dönemde yazıyorum. Evet, biz de merakla bekliyoruz. Talha Uğurlu, çok teşekkür ediyoruz. Programımıza renk kattınız, zevk verdiniz. Anlattığınız şeyler de gerçekten kafamızdaki birçok sorunun da cevabı oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür sevgili seyirciler, odak noktasını burada sonlandırıyoruz. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın efendim.